Şehrin markasını korumak için üstün bir cesaretle yürümek. Yarını düşünerek bu yolda üstün bir hizmet anlayışıyla gönüllere ulaşmak. Yürüdüğünüz yol ne olursa olsun, sizin şehrinizde, sizin markanızdan vazgeçmeyin. Tren Otomotiv sizin tercihiniz. Evet, herkese merhabalar efendim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. SİHA sabah haber kuşağındayız. Gündemi yorumlayacağız. Gündemde tabii önemli başlıklar altında öncelikli olarak bir değerlendirelim. Sonrasında ise gelişen haberlerimize geçeriz. Türkiye Yüzyılı programını açılışını özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da gerçekleştirdi. Kritik mesajlar verdi. Tabi bu mesajların içerisinde de ne vardı? Muhalefet partileri vardı. Sonrasında ise özellikle Cumhurbaşkanı hastaneler konusunda açıklama yaptı. Ne söyledi? Şu anda dediğim, hani milletimiz karşı tarafa baktığı zaman, bir hastane gördüğü zaman dedi, orada dedi, en azından devletimiz var olsun diyor dedi efendim. Bu bilgilere yer verdi. Türkiye'nin gündeminde bunlar var. Tabii ki bugün özellikle 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyetimizin ilanı. Bu cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz efendim. Özellikle bunu da buradan belirtmek isteyelim. Tabii yazılı basının gündemine geçeceğiz. Konya'nın gündemi var. Bunları açıklayacağız. Öncelikle olarak sizlere tabii ki de Sözcü gazetesiyle başlayacağız. Burada Cumhuriyet'in ilanına ilişkin önemli mesajlar vermiş. Özellikle 99. yıl dönümü kutlu olsun diyor. Atatürk'ün bu sözlerini özellikle mahir olan anlar diye nitelendirmiş. Ulu Önder Atatürk 29 Ekim 1923'te kurduğu Cumhuriyet'i Cumhuriyet namuslu faziletli insanlar yetiştirir diye anlatmıştı. Belli ki hala anlamayanlar var. Biz de lügatımızı, alfabemizi ve dilimizi kullanarak Atatürk'ün düşünce setini sunuyoruz diyor. Cumhuriyetimiz öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız diyor. Herkese açıklıyor bunu. Gençlere, ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz diyor. Siyasilere, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır diyor. Orduya diyor, ordumuz Türk birliğinin, Türk vatanseverliğinin, Türk topraklarının güvencesidir diyor. Öte taraftan baskıcılara mesajı var Ulu Önder Atatürk'ün. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin icablarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. Öğretmenlere, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyor. Cumhuriyeti sevmeyenlere, Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir özellikle idaredir.
Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. Türk milletinin özellikle karakterine en uygun olan yönetim cumhuriyettir diyor. Türkiye'ye demiş, benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye cumhuriyeti ilelebet özellikle payidar kalacaktır diyor. Ne dedik değerli izleyiciler, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendim Türkiye Yüzyılı açılış programında konuştu. Neredeydi? Ankara'daydı. Dün Ankara'daydı. Özellikle konuşmalarının tabii tamamını almadık. Biz de bazı kesitleri aldık. Bir kesit yayınladık. Oradan hepsini almaya kalksak zaten buna zaman yetişmez. Bir bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık bu ülkede doktora götürmek için yola çıktığı hasta evladını zap suyuna kaptırıp, Ankara'ya ses gitmiyor, ağıtları yakanların türkülerini değil, evine gelen doktora bir adım ötesindeki hastaneye bakıp, Allah devlete zeval vermesin, diyen insanlarımızın dualarını dinliyoruz dedi. Artık bu ülkede doktora götürmek için yola çıktığı hasta evladını zap suyuna kaptırıp, Ankara'ya ses gitmiyor ağıtları yakanların türkülerini değil, evine gelen doktora bir adım ötesindeki hastaneye bakıp Allah devlete zeval vermesin diyen insanlarımızın dualarını dinliyoruz. Evet, SİHA sabah haberlerdeyiz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle sözleri bu şekildeydi. Bugün günlerden pazartesi, bugün günlerden ne? Özellikle 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'in günü diyelim, öyle söyleyelim, böyle adlandıralım. Atatürk'ün emanet ettiği bir cumhuriyet. Tabii buna karşı çıkanlar da var, karşı çıkmayanlar da var. Bizler ne diyelim efendim? Biz özellikle hani bu gelenekle yetiştirildiğimiz için bizler de bunu buradan zikrediyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun değerli izleyiciler. Bunun içerisinde fakiri, yoksulu, yetimi, zengini, kim olursa olsun, daha da kendini bilmesi, hani öyle derler de, öyle derler ya. Onun için kim olursa olsun Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun efendim. Bu cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz. Bu topraklar bizim toprağımız. Bu topraklar bizim topraklarımız. Biz her zaman şunu söyledik. Solcusu da olsun, sağcısı da olsun. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan, kimseyi ötelemeden, ötekileştirmeden ne yapacağız? Ne yapacağız bizler? Özellikle sahip çıkacağız efendim. Sahip çıkacağız. Bugün sabah kalktın mı sen de bana bakıyorsun, ben de sana bakıyorum. Adamın partisine dokundun mu ayağa kalkıyor adam. Bu cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz. Öyle söyleyelim. Ama bazı bozgunculara da, bazı inanmayanlara da bizler ne diyelim? Onların fikirlerine fırsat vermeyelim efendim. Elbette ki fikirlere her zaman için saygımız sonsuz bizim. Her zaman saygımız sonsuz ama dayatanlara, böyle kendi fikirlerini dayatanlara var ya, işte sözümüz biraz da onlara bunu söylemek düşüyor. Bunu getirmek düşüyor. Başka da dilimiz dönmüyor efendim. Bir şey söylemiyor. İnsanları ayrıştırmayalım, kutuplaştırmayalım. Tek istediğimiz bunlar. Türkiye, Bakan Özer icraatlarını rakamlarla anlattı diyor. Eğitimde bir yılda büyük sıçrama demiş. Yazı işleri toplantımıza katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dönüşüm hamlesinin neticesini kısa sürede anlattıklarını söyledi. 9 ayda devrim yaptık diyor Bakan Mahmut Özer. Mesleki eğitim, anaokulu, kaynak, kitap ve kütüphane gibi konularda yılın başında duyurdukları hedeflere 9 ayda ulaştıklarını söyledi. Eğitimde devrim yaptıklarını ifade eden Özer, mesleki eğitimdeki özellikle adımlarımız meyvesini verdi. Sanayicilerden teşekkürler yağmaya başladı şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı şunları söyledi. İlk defa okullara doğrudan bütçe ayırdık. Hesaplara 4,5 milyar lira yatırıldı. Her velinin şikayetine dikkate alıyoruz. 2 ayda 16.300 kütüphane kurduk. Kitap sayısı 80 milyona yükseldi. Orta öğretimi dönüştüreceğiz. Yönetici akademisi kurduk. Eğitimde hiçbir eksik bırakmayacağız diyor burada. Özellikle Türkiye gazetesinde bu bilgilere yer veriyor efendim. Öte taraftan diğer bir başlık, TOK ilk araçlar elçilere verilecek diyor efendim. Buradan TOK'tan bir açıklama. Otomobilde geç bile kaldık denmiş. Japonya'nın 13. Almanya'nın 7 oto markası var. Vietnam bile kendi aracını üretiyor. Biz ise TOK ile bu yarışa 60 yıl rötarlı katılıyoruz.
Tokta ilk araçlar elçilere verilecek demiş. Milli otomobilimizin banttan inen ilk partisi yurt dışındaki elçilerimize gidecek. Gurur projesi TOK'un gemlik tesisleri özellikle bugün açılacak diyor. Bugün efendim dikkatimizi çekelim. Modeller Türk isimlerini taşıyacak. İlk araçları elçiler kullanıp markamızı dünyaya tanıtacak. İkinci parti kamu kurumlarına gidecek. Şahsa satışlar 2023 sonunda başlayacak. Buradan da duyurmuş olalım. Özellikle 2023'te başlıyor efendim. Özellikle tekrar burada 2023'ün hatta sonunda diyelim. Yeni Türkiye vizyonu vitrinde diyor. Ankara'daki dün tarihi gün Cumhurbaşkanı 2023 vizyon belgesi. Özellikle siyasiler, sporcular, sanatçılar ve binlerce davetlilerin katılacağı arena spor salonunda tören bir şekilde açıklandı. Erdoğan büyük güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım çağrısı yaptı diyor. Burada da özellikle Türkiye gazetesinde efendim bu bilgilere yer veriyor. Tabii bunun öncesinde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan siyasilerle arasında geçen bir diyaloğu vardı. Bir bakalım o diyaloğa. Tekrar aynı şekilde yazılı basında buradayız. Seçimlerin yaklaştığı bir dönemde baktık bunlar kendi başlarına aday çıkartamayacak. Bari biz önlerini açalım dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi esir alan faiz zulmüyle alakalı açıklama yaptı. Erdoğan dünyada korkunç hayat pahalılığında faizi nasıl düşürüyorsak bu faiz zulmünden de yatırımcılarımızı ve vatandaşlarımızı kurtaracağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde de muhalefet partileri vardı. Sanki ben ona televizyona çık demişim. Geceleri sosyal medya videosu yayınlaya galiba siyaseti de ekrandaki görüntüden ibaret sanmaya başladı. Tabii biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset iddia işidir. Yürek işidir. Vizyon işidir. Hepsinden önemlisi cesaret işidir. Evet efendim devam ediyoruz Türkiye gazetesiyle. Normal evlilik anayasada diyor. AK Parti'nin LGBT'ye karşı tedbir getiren anayasa taslağında evlilik kurumunun tarifi de yer alıyor. Anayasanın ailenin korunması başlıklı 41 maddesine evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur hükmü eklenecek. Böylece LGBT ve eşcinsellik gibi sapkınlıklara tedbir alınacak. Başörtüsü için laikliğe özellikle aykırılık iddiasının önüne geçilecek. İnanç hürriyeti laiklik ilkesinin teminatı altına alınacak diyor. Tekrar okuyalım burayı. Başörtüsü için laikliğe aykırılık iddiasının önüne geçilecek. Tabii yani laikliğe aykırı yani insan başını açtığı zaman laikliğe aykırılıydı. Öyleydi değil mi? Hali hazırdaki durum buydu efendim. Neyi yalan konuşacağız? Yani ama beğeniyorum gerçekten işin bu taraflarını vallahi beğeniyoruz. Konya diyeceğiz efendim. Şimdi arkasından polis gidiyor, bu önden kaçıyor. Polis bunu kovalıyor, bu önden kaçıyor. Kovalıyor, kaçıyor derken şimdi bir adam kaçar. Niye kaçar? Suçlu da kaçar. Suçlusun da kaçarsın. Bakın o araçlardan ne çıktı. Konya Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yol uygulaması esnasında şüphelendikleri bir minibüse dur ihtarında bulundu. 3 adet. Dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında yaşanan yaklaşık 60 kilometrelik kovalamaca sonucu şüpheli minibüs Üstünler Köyü'nde yakalandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, minibüste yapılan detaylı aramada koliler içinde, kargo poşetleri ile paketlenmiş yüzlerce tabanca parçası ele geçirildi. Minibüste yapılan aramada, yolcu koltukları arasında içinde salça ve nohut olan koli ve çuvallarda polisin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerince içi nohut dolu bir çuvalda yapılan aramada, sarılmış vaziyette atışa hazır birçok tabanca ele geçirildi. Birleştirildiğinde 140 adet tabanca haline gelebilecek, tabanca parçası polis ekipleri tarafından tek tek sayıldı. Araçta ele geçirilen 140 adet tabanca gövdesi, 142 adet tabanca namlusu, 139 adet icra mili ve atım yatağı, 80 adet tabanca mili, sürgü tutucu ve pim ile nohut çuvalından çıkan 3 adet atışa hazır tabancaya el konuldu.
Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince, koliler ve kargo poşetlerinde ele geçirilen tabanca ve parçalarının piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı öğrenilirken, gözaltına alınan minibüs sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evet efendim, devam ediyoruz. Yazılı basınla SİHA sabah haberleri. Günaydınlar, mutlu sabahlar. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetimizin ilanı kutlu olsun efendim. Kutlu olsun diyelim. Yeni Şafak gazetesi. Bu kararlılıkla döviz stoku erir diyor. Ekonomi yönetimi ihtiyacından kat be kat faiz döviz stoklayarak piyasaları bozan ve manipüle edenlere mücadelede kararlı. TL'ye destek için alınan kararlar para piyasalarını özellikle dengeye oturttu. Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişirken dövizde kalmaya devam edenlerin özellikle kazancı iyice azaldı. Hatta sıfıra yaklaştı diyor. 30 milyar dolar bozdurulur demiş. BDDK'nın döviz stokçusu şirketlere kredi verilmemesi için aldığı yeni karar 1 Kasım'da uygulanmaya başlanacak. Bankalarda 10 milyon lira değerinde ya da aktif büyüklüğünün %5'i kadar dövizi bulunan şirketler kredi alamayacak. Bu zorunluluk nedeniyle bankalardaki dövizin 20-30 milyar dolar azalacağı tahmin ediliyor diyor. Öte yandan PKK'ya katılım Suriye ve Irak'ta da düşüyor demiş. PKK kimyasal silah tiyatrosunu ilk kez oynamıyor. Örgütün başı sıkıştığında başvurduğu psikolojik harp yöntemlerinden biri de özellikle bu diyor. PKK kanalında TSK kimyasal silah kullandı iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı özellikle terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanmıştı. Buradaki detayı tekrar veriyor. Hani dün verdik ya bu haberi. Fincancı evindeki aramada bulunan mermiler için ne demiş? Adli tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım demiş efendim. Adli tıp dersinde mantıklı mı size? Sizce? Bence mantıklı değil ya. Ya o kadar mermiyi para mı verdin yani aldın ya? Gerçekten para verip de mi aldın? Anlam, vallahi yer yaptıysa çeksin bir şekilde cezasını. Hiç kimse kimseye bir şey söyleyemez. Mahkemede CHP terörü diyor efendim. CHP'li yetkililer, özellikle CHP'li vekiller yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkarttı. Mahkeme heyetinin üzerine yürüyen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yazıklar olsun diye bağırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da tetikçilik yapmayın diye hakaret etti diyor. Devletin adaletine, hakimine, savcısına o şekilde davranılmaz. Orası Ringo'nun ahırı değil. Orada adalet dağıtılıyor. Her ne şekilde olursa olsun hiç kimse hangi sebepten dolayı olursa olsun hak talep edemez. Hak talep edemez. Girip de kimse orada bağıramaz. Bağıramazsın kardeşim. Orada bağıramazsın. Ona bir hakkın yok senin. Çık dışarıda ne yapacaksan yap. Ne yapacaksan yap ama orada o şekilde bağıramazsın. Kusura bakma. Efendim Konya'nın Çumra ilçesi diyeceğiz. Çumra Belediye Başkanı Recep Can'dan 8 mahallesinde tabii genelinde özellikle mahalle genelinde çalışmalar devam ediyor da 8 mahallesinde çalışmalarına devam etti. Bir bakalım kimler özellikle mahalleler APA Saraycık ve diğer mahallelerde çalışmalarına devam etti. Yapmaya gayret ediyoruz. Biz sizlerden de sadece dua istiyoruz. Yani inşallah daha fazla hizmet yapabilmek için dua istiyoruz. Çumra Belediye Başkanı Recep Can'dan Çumra'nın dört bir yanında yaptığı mahalle ziyaretlerinde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Başkan Can'dan bu kapsamda Aldul, Balçıkhisar, Doğanlı, Yenisu, Dineksaray, Alıssa, Apa ve Apa Saraycık mahallelerini ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Yakın çok yakın. Abdullah abi ona göre bir notlarımızı alalım. Olur bakalım. Olur bakalım. Tamam. Senin ihtiyacımız cami var. AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, AK Parti Çumra İlçe Teşkilat Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Birim Amirlerinin de eşlik ettiği programlarda, mahallelerde yapılan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde incelenerek, yapılacak olan yatırımların da temelini mahalle halkıyla yaptığı istişareler ile oluşturuldu. Mahalle sakinlerinden gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan Can'dan, gelen talepleri tek tek not aldı, birim amirlerine talimatlar verdi. Mahallelere kazandırılan hizmetler için mahalle muhtarları ve mahalle halkı Çumra Belediye Başkanı Recep Can'dan'a teşekkürlerini iletti.
Neler yapmışız, neler yapmamışız? Oğlum kaldı, çobanda ekmek yok. Yakup'tan telefon aldım, sana telefon ettim. Allah razı olsun. İstişare buluşmaları ile ilçenin 53 mahallesinde yapılacak olan ziyaretler çerçevesinde tüm gönüllere değmek istediklerini kaydeden Candan, söz konusu programların Çumra'ya yapılacak olan hizmetler anlamında oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Her bir buluşmada mahalle sakinleriyle gönül gönüle olduklarını belirtirken, Çumra'mız geniş bir coğrafyaya sahip ve 53 mahallemiz var. Fırsat buldukça hem hizmetlerimizi yerinde görmek hem de mahallelerimize kazandıracağımız yatırımların planlaması açısından mahallelerimizde istişare buluşmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz. Yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Aynı zamanda bu yatırım planlamalarımızı muhtarlarımızı belediyemize davet ederek de sürdüreceğiz. Tüm gayretimiz hemşehrilerimizin mutluluğu için. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Bülent Başkan'a, Bülent Başkan'ı ilgilensin onlarla. Şakir Bey'in getirdiği o bayrak direğini düşünmesini istiyorum. Evet efendim, devam ediyoruz yazılı basının gündemiyle. İkinci tok için büyük rekabet var diyor. Fabrika 29 Ekim'de açıldıktan sonra üretilecek ilk tok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek. Saha Expo 2022'de Yeni Şafak'ın sorularını cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ikinci tok için gülerek şunları söyledi. Yoğun telefonlar var. Mesela Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati beni her gördüğünde ısrarla Hazine Maliye Bakanıma verilmesi lazım diyor. Dolayısıyla burada bir rekabet oluşacak diyor efendim. Burada bu bilgilere yer veriyor. Efendim, SİHA sabah haberleri biz sona geldik. Bugün 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı bugün değil mi? Evet, bugün Cumhuriyet'in ilanı. İnşallah var olsun Cumhuriyet diyelim. Eksik olmasın diyelim ama doğru kararlarla, doğru din yönetimiyle, doğru inanç yönetimiyle, doğru devlet yönetimiyle değil mi? Şimdi doğru devlet yönetimi olmadığı zaman bunları bir şekilde götürmek, dillendirmek, zikretmek, süreklileştirmek bence kendimizi kandırır dururuz. Kendimizi kandırır dururuz. Başka hiçbir şey yapmayız. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyetimiz kutlu olsun efendim. İnşallah yarın salı. Yüce Allah nasip ederse sizlerle birlikte tekrar olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalınız. Şehrin markasını korumak için üstün bir cesaretle yürümek. Yarını düşünerek bu yolda üstün bir hizmet anlayışıyla gönüllere ulaşmak. Yürüdüğünüz yol ne olursa olsun sizin şehrinizde, sizin markanızdan vazgeçmeyin. Tren Otomotiv sizin tercihiniz.